Merhaba arkadaşlar, Arte Karan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda mutant sınıfından bahsedeceğim. Mutant sınıfına çok ayrı bir yer açacağımı söylemiştim arkadaşlar. Şu anda benim gözümde oyunun en iyi sınıfı mutant sınıfı. Özellikle Apokolips'in gelmesiyle beraber arkadaşlar, nerede o Gundi? Şurada. Apokolips'in gelmesiyle beraber mutant sınıfı çok başka bir şekle, çok başka bir boyuta bürünmüş durumda arkadaşlar. Apokolips'in gelmesiyle beraber. Apokolips'in kendisi zaten bir tapir olur arkadaşlar. Hem defansta hem de saldırıda, ki özellikle saldırı etkilerini çok beğeniyorum. Çok kaliteli. R5 attığım zaman özellikle 5, 6. saniye, 5 neredeyse, 6. saniye çok fazla göreceksiniz. Belki 7. saniye geldiği zaman orada da kullanacağız arkadaşlar. Bu bir. Apokolips'in kanatları altında arkadaşlar mutant sınıfı coşmuş durumda. Zaten oyunun en çok tapirosuna sahip sınıfı arkadaşlar. Sinerjisiz bir şekilde bile 11 tane yakın, sanıyorum 11 tane de videosunu yaptım. 11 tane, bir tanesi sinerjili. Domino var o da. Şurada solda gördüğünüz Domino ablamız. Şu sinerjiyle beraber tapa çıkıyor. Onun dışında 11 tane arkadaşlar toplamda tapa çıkmış karakteri olan sınıf arkadaşlar muazzam. Yani Omega Red, Sunspot, Archangel, Havok, Yeni Fırtına. Dediğim gibi sinerjili Domino, Magneto, Profesör X. Bak sinerjisi sayıyorum. Sinerjide çoğu topa dönüşüyor. Kolossus. Namor. Namor'u hala çok severim. Bence hala güzel bir karakter. Onun dışında artık kim varsa görmüyorum buralarda ama birkaç tane daha çıkardır diye düşünüyorum. Velhasıl ki arkadaşlar 11 tane Tapiro'ya sahip nefis bir takım. Peki şunu söyleyeceğim. Apokolips geldi de ne oldu? Tamam, Apokolips kıyamet adlı sinerjisi diyoruz ama kızım yapma. Yapma kızım. Kulaklarını gıdıklarım senin. Bende kedi çok ya, bitmiyor abi. Neyse, toplu oynuyor ya. Nereden bulduysam. Velhasıl kelam arkadaşlar. Önce size Apokolips'i biraz daha göstermek istiyorum. Şimdi Apokolips'in kendi sinerjileri bir kere sinerjisi olan tüm herkesi çok başka bir boyuta getiriyor. İşte özellikle Cable ve Kang. Hadi Mr. Sinister çok aman bir şey olmuyor ama onunla ilgili yine bir bakarız. Neyse. Fırtınayı da çok güzel hale getiriyor. Mesela fırtına da çok çok etkili bir hale geliyor. Bak mesela sinerjisi varsa şöyle 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 olur. Ama kıyamet atlısı ise işte neymiş, şok etkileri %50 daha güzel ve ağır saldırı rakibinin tüm şok sayısı açılarını yeniler diye devam ediyor. Piramidin koyucusu mesela fırtına X mükemmel bir hale geliyor. Çatır çatır kritik atıyor arkadaşlar. Çatır çatır kritik atıyor ve özel saldırıları hani olamaz böyle bir şey diyeceğiniz şekilde güçlü hale geliyor ki hüner takviyeleri de meşhurdur fırtına X. Bu hüner takviyelerinin de tesirini arttırıyor. Psylocke öyle bir hero haline geliyor ki abi, Psylocke'u teke tek de alacak karakter sayısı kalmıyor arkadaşlar. Hem inanılmaz bir saldırı gücüne geliyor. Kritik hasarları çok güzel vuruyor arkadaşlar. Hem de muazzam bir yetenek sahibi oluyor. Onu birazdan da söyleyeceğim. Hepsi için söyleyeceğim. Gambit arkadaşlar ölümsüz hale geliyor. Yani blokların hepsi kusursuz blok oluyor. Düşesi atmanıza gerek yok abi. Dehşet bir şey. Ve Gambit'e de bu arada buff gelecek. Wolverine'e de denemiştim. Kanalda sinerjisi vardı arkadaşlar. Kritik kanama hasarları enfes hale geliyor. Enfes hale geliyor. Archangel zaten başlı başına oyunun en iyi mutant karakteri. Kim ne derse desin. Tabi bir kısım Omega diyor. Ama ben Archangel'ı zardanım arkadaşlar. Archangel kesinlikle mükemmel. Bu sinerjiyle beraber sürekli engellenemez oluyor karakter. Hem nörotoksinler çok daha 9 tane 10 tane kadar çok rahat hiç kasmadan arkadaşlar ıkınmadan çıkartabiliyor ve daha uzun sürdürebiliyor. Peki asıl muhabbet arkadaşlar nedir? Kıyamet atlısı. Birini kıyamet atlısı yaptığında Apokolips herkese aynı ortak özellikleri de ekstradan veriyor. Yani özel gördüğünüz Archangel'a ayrı veriyor. İşte Fırtına X'e ayrı veriyor falan ama aynı zamanda her mutantı da kıyamet atlısı, yani kendisinin adamı yapabiliyor arkadaşlar. Peki ne oluyor? %100 kanama direnci oluyor. Bu ne demek? Kanamaya kadar artık bağışıklısınız. Hatta kanama varsa üzerinizde bunu sağlık olarak Korvus'u hatırlayın. Korvus'ta kanamayı açtığımız zaman nasıl üzerine kanama etkisi gözüküyor ama hasarını yemiyor ve ustalıklarınız açıksa bunu sağlık basıyor ki orada takriben arkadaşlar %11 %12 civarında basıyor. Yani her dövüşe kanamanız açıksa, kanamanız yeri açıksa %11 %12 sağlık basarak başlıyorsunuz. Bakın yani sadece kanama direnci olarak düşünmeyin. Her dövüşte %10'luk, yani 3-4 dövüşte %40 %50'lik
bir sağlık bastığınızı düşünün ve R5 olduğunuzu düşünürseniz ortalama 30-35 bin sağlığınız varsa arkadaşlar 15-20 binlik sağlık potu basmış sayılırsınız. Gelelim. Özel saldırı hasarını %50 arttıran bir adet sonu belirsiz hünler. Yani her mutantın ekstra artı özel saldırı hasarı %50 vuruyor. Bunu yüksek oranları düşünün. Mesela fırtına X'i düşünün. Yani 150 bin vururken artık 200-250 bin vuruyor. Kanalda videosu var. Havok 70-80 bin vururken 200 bin lira çıkardı Havok arkadaşlar. Yani 100 bin vururken sekmesiyle beraber 100-150 bin vururken duruma göre artık 200 bin lira çıkıyor Havok'un vuruşu. Dominion'un L2'si bile 200 bin vuruyor. R5 Domino 200 bin vuruyor. Bunlar hep arkadaşlar kanalda var. Başka kim var mesela özel saldırıda çok çok iyi vuran? İşte mutantlardan şöyle bir bakalım. Namor dehşet iş yapar Namor'da. Magneto kırmızı maydı. Sunspot'u zaten durduran aşk olsun. Sunspot bir de engellenemez de oluyor sürekli. Başka kim var? Şöyle bakıyorum. Profesör X paramparça ediyor piyasayı. 15-20 senede 300-350 bin sağlık çıkartıyorsunuz. Kolossus keza inanılmaz hale geliyor. Emma Frost'un da arkadaşlar özel saldırı çok çok güzel hale gelecektir. Yani yüksek hasar oranları daha da coşturuyor. Normalleri de yükseğe çıkartıyor bu durumda. Devam ediyorum. Başka ne varmış kıyam solundan? Artı %30 saldırı yetenek isabeti. Saldırırken ne açabilirsiniz mesela? Hiddet mi açıyorsunuz? Daha çok açıyorsunuz. İşte isabet mi? Kritik mi? O mu bu mu? Çok daha fazla açıp uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim son ikisinin. Son ikisi de çok çok kaliteli. Rakip bir de zayıf atıcıyı temizlediğinde 2 saniye boyunca engellenemez olsun. Yani mutantların içerisinde eğer rakibe zamanla hasar veren bir zayıf atıcı atan varsa mesela Alev Adam. Düzeltiyorum. Sunspot. Ondan sonra Cima. Archangel gibi bu kadar arkadaşlar sürekli engellenemez olsun. Sürekli engellenemez olsun. Kanalda ikisinin de videosu var. İzleyebilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz oyun hataları çok fazla oluyor. Oyun dinamiklerindeki hatalar çok fazla oluyor arkadaşlar. İşte blok almıyor, etmiyor falan. Bu sınır sayesinde mutantlar diyor ki dövüşte bir kez olma, sadece bir kere. Oldu da açıktan darbe aldığınız anda pasif durdurulamaz açıyorsunuz. Yani kapatılamayan bir durdurulamaz açıyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerek oyunun hatası olsun, gerekse başka bir durumda olsun ya da sizin hatanız da olsun. Bir kereye mahsus size telafi hakkı veriyor ve hatta sizin rakibe saldırmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yani Apokalips'le beraber tüm mutantlar aldı başını gitti. Şimdi şu mutantları alfabetik olarak bir sıralamak, hatta sadece 5 yıldızlarını alalım ve bakalım ne hale getiriyor. Sunspot zaten Tapiro muazzam, Archangel inanılmaz, Havok, Fırtına, Dominio, öteki sinerjiye gerek bile kalmıyor ama tabi olursa çok güzel olur. Kırmızı Manyeto, Profesör X ve Colossus coşturuyor. Nightcrawler'la da ben denedim, kanalda videosu var arkadaşlar, izlemenizi tavsiye ederim. Nightcrawler o kadar çok derin yere atıyor ki yani özel saldırı 30 binleri falan görüyor, düz vuruşlar 4000 artı işte arkada 2000-3000 sekiyor. Cyclops keza güzel hasar veriyor. Namor coşturuyor. Namor'u hiç çekmedim ama çekmeyi düşünüyorum. Iceman'le keza öyle. Old Man Logan'la yiyecektim arkadaşlar. Old Man Logan dehşet hasar veriyor L2'siyle. Verdiği kanamalar alıyor başını gidiyor. Bison'ın da çok ama etkisi olmuyor. Onu başta söyleyeyim. Bishop'ın özel saldırına çok etkisi oluyor diye tahmin ediyorum. Henüz çekmedim ama yine çekeceğim. Emma Frost'un L2'si zaten kendi hünerleri var. Bir de ekstra hüner özel saldırı hasarı arttırıyor ve kritik atma oranını arttırıyor. Daha da bir coşturuyor. Gambit zaten ölümsüz. Rogue arkadaşlar L2'lenerse sürekli kritik vuruyor ve hem kopya özelliğinden kaynaklanıyor hem de kendi özelliğinden her L2 atıyorsun L2'nin de oluyor. L2 atıyorsun L2 de oluyor. Sürekli coşturuyor. Biste ne yaparsan yap çöptür değişmez. X23 için daha fazla kanama etkisi verdiriyor. Beyaz Maiton hasarını arttırıyor. Başka kim var şöyle bir bakalım. Çikilopları geçiyorum. Psylocke'u Tapiro yapıyor direkt. Omega Red'in arkadaşlar. Omega Red aslında çok fazla bir etki vermiyor. Omega Red zaten mükemmel bir şey. Yani bir tek özel saldırı hasarı ve vururken ki attığı kritik sayısını arttırıyor. Başka çok ekstra bir şey yok Omega'ya. Şöyle bakıyorum. Wolverine'in arkadaşlar çok güzel kritik kanama hasarı verdiriyor. Platinum Pull'lar zaten çöp. Onlara yapacak bir şey yok. Onları geçiyor. Onları da normal hale getiriyor. Wolverine X için de arkadaşlar çok bir şey diyemiyorum. Çok kullandığım bir karakter. Hatta bende olmayan bir karakter. Birkaç videosunu izlemiştim. Genelde defansa koyuyorlar. Sağlık bassın diye. Yani mutantlar arkadaşlar çok ayrı bir dünya olmuş durumda. Şöyle bir seri yapmak istiyorum. Mutant tirolarla 6. sahnelere girmek istiyorum. 6. sahnelere bir gireceğim. Mesela tamamen rastgele. İşte Grandmaster mesela git Grandmaster'ı full mutant takımı kur. Apokalips takımıyla beraber.
bir dene gibi bir şey yapmak istiyorum. Veyahut da bütün her yeri tek tek de olsa vaktim oldukça denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasip ediyorla gideceğiz. Allah sonumuzu eresin. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumla ilgili? Mutant sınıfı ve apokalips sinerjiyle ilgili. Buyurun videolara yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.